Feyza Nur ve Mehmet Bey genel olarak dediler ki evet normalde böyle kapanıyordur ama burası davet sofrası, tabağa geldiğinde bunlar dağılacaklar. En azından güveci ters çevirdiğinde sunum olarak daha şık durur. Şimdi burada bu kadar niye ağladın? Evet, yani ama dağılmadı ki Kadir Bey, ben tabaklarına düzgün getirdim bunu. Eline sağlık canım. Ben güzel kestim, tamam, düzgün işte getirdim. Tamam bak işte bunu niye böyle söyledin, sen bir anda boşaldın. Ya. Başka bir şey mi var arkası, biriktirdin de şimdi mi bu patladı? Yani patlıcan ağladığını düşünmüyorum ben senin. Hadi yok. Hani altında bir şey ya varsa söyle. Ya hadi ya. Ben ya, o değil. Ben böyle yani, bir insanlarda çıkmadım galiba. Gözüm insanlarda bir hırs oluşmuş. Ya bakın, ay, biz buraya geldiysek yemin ne ediyorum ben buraya gelirken bir ya eğlenmeye geldim. Keyif İyi almaya geldim. İyi yaptın, emeğin ama yorumlar yapılırken gerçekten yani seslerin yükselmesi karşılığı yani kırıcı. Sen farklı şeye doğmuşsun. Kırıcı, ben şu anda patlama oldu. Yani, kırıcı konuşmalar. Kaç gündür. Sandın mı sen? Dur Fahit ablası döküldü. Kaç gündür kırıcı. Bu çıktı bu işin kendini. Aşk olsun ya. Vallahi bu sahanın suyu çıktı. Kadir Bey, ben çok... Siz beni tanıyorsunuz. Ben dedim ki yaptığım ya ben, hatalardan... Ben zaten seni tanıyorum. Derya Hanım'ı geçmiş haftalardan bilenler yakası çok çıktı. Ama şey yani Derya Hanım bayağı sesli konuşuyor, bağırıyor. İnanın o hataları yaptım. Derya Hanım, senin haftanda ben yorumları okudum. Millet hep bana yazmış ki Kadir Bey ne olur şu Derya'yı sustur. Akrabası demişler. Derya'yı kayırıyor, Derya'yı susturun. Ben de bak bak Faiza Hanım'a da aynı şeyi dediler. Attılar, tuttular size. Faiza Hanım'ı susturun, susturun. Şimdi sen bu hafta dediler. Bu hafta sakinsin ama Kadir diğerleri Bey, konuşuyor. Hayır. Şimdi kendinden çok konuşan biri oldu diye bu kadar. Yok Kadir Bey, normalde vallahi ben o programdaki insan değilim. Ben hep böyle sizin tanıdığınız insanım aslında. Güler yüzlü, keyifli. Peki, o programda kim vardı yani? Kadir Bey orada herhalde hastalık şey zamanıma çok geldi. Çok böyle iniş çıkış dönemine çok geldim. Bir de bilerek Kadir Bey peki, orada rengi veriyorlardı. Yemek soğumasın. Peki güzelce bir yemeklerin tadına bakın, tek tek yorum alacağım. Salataya sos koymayı unuttunuz mu? Ya hepsini katmayı unuttum herhalde orada birden. Sosu hazırdı duruyordu orada. Benimkinde de yoktu sos. Sos yok. Sosum hazırdı Kadir Bey. Acaba ben de yok sadece diye. Yok yok, unuttum unuttum. Sos yok ki bende. Evet sos yok. Burada sosu getireyim dökeyim isterseniz. Orada kaldı o şey olunca. Ben tadına baktım. İstersen bir getir bir dök. Getireyim Kadir. Şimdi orada bayağı bir kötü oldun, o yüzden kaldı sos. Unuttum onu orada. Dökeyim mi Feyza Hanım? Tamam, sizi kırmayayım. Sizin yaptığınızı yapmayacağım. Ya hayır, orada ben pilavları koyarken sosu dökecektim, ben onu unuttum. Ben sizin tane gibi çikolatacı orada diye puan vermemezlikle yapmayacağım Derya Hanım. Üzülmeyin. Ya Feyza'cığım şu puan derdini mesela Allah aşkına bunda bırak. Mesela ben bu salatayı yok da sayabilirim, sosu yok ya. Ya sen sayabilirsin, hiç sıkıntı ama yok. Valla benim gerçekten bu konularla alakalı yo, benim bir derdim var. Yok. Benimkinde de var, benimkinde var. Benimkinde de var. Var mı abla? Hı-hı. Yani şurada şu konuyu netleştirelim. Gerçekten buraya eğlenmeye, keyif almaya geldim. Ne birinin bir şeyle derdim olsun istedim. Her günüm dolu dolu geçsin. Çok şükür de çok güzel geçiyor. Sadece... Ya yine ağlamayın, ne oluyor? Biraz sinirleri bozuldu galiba. Evet. Tamam ağla da evet, atladın. Yani şu an sebebi ortada. Evet. Yok ona şey oldum. Yok şey patlıcan, patlıcan dokundu. Patlıcana duygulanan yarışmacımız bir şey diyeceğim. Ya. Dökmesini yapıyorum. Patlıcan dokundu bana diyorum. Nikotin fazlayı bunda. Yalnız şu an manzara çok tuhaf. Göle karşıyız. Patlıcan kapama için ağlıyoruz. Bir ağlıyoruz, bir gülüyoruz. Yani millet şu anda manzara da romantiklik yaşıyor. Biz patlıcan için ağlıyoruz. Benim sinirlerim bu. Bir yandan duygusal başlıyoruz. Bir yandan gülüyoruz. Ay siz gerçekten Kadir Bey, yani ne yaptın burada? Şey yaptım. Ya aslında duygularımı bak, ifade edemiyorum. Anını ifade etme. Bir ağla, rahatla da öyle devam edelim. Yok artık gitti. Gitti mi? Göl kokusunu alınca kendine geldi. Bulaşıcı mı gülmeyi şey tamam mı? Evet, biri soruyor lazım. Sanırım yani. Biraz bir şey, bir hava alacağım da şurada. Gel, bir turla gel. Kadir Bey'in gel, içine gel. Gurur vallahi. Çek içine denemiz. Gel, 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 gel. Atla. Nereye atlayayım Kadir Bey? Göle bırakıp geliyorum. Korkuyorum ben. Siz bana göle bir sokup çıkarsın Kadir Bey. Hiç korkma, girdikçe alışıyorsun. Kadir Bey, ben şeye üzüldüm. Niye sen bu kadar ağlıyorsun? Kadir Bey, bunun sonu mesela...
Ya yemeğin sunumu öyle. Biz öyle yapıyoruz. Yani gelmeden tamam, yok bak, gibi. Hani her şeyi beğenmiyorlar ya, öyle üzüldüm. Okey bak bak. Şimdi sorun olan yemekler vardı ama evet, kapama vardı, için, onları kabul ettim. Kapama için kötü bir şey denmedi. Sadece sinirlenmiş olabilirsin. Sadece dediler sadece ki tabağı kapattığında, şimdi mesela patlıcan açık ya, kapattığında her yeri kapalı olurdu. Daha güzel bir fikir verdiler. De... Sen şimdi dedin. Evet, güzel koku geliyor. Derin derin bir nefes çek. Bak gideceğiz, yemeğimizi savunacağız daha. Yok ben, vallahi Kadir Bey ben... Bak vallahi gölden yüzüne su çalalım, kendine o zaman yok, gelirsin. Yok Kadir Bey, teşekkür ederim. Yani vallahi sıkıntı sadece demek yani 4 günün 3 günün dolmuşluğu var üstünde. Tamam şimdi bak attın. Evet. Şimdi gel devam edelim güzel yemeğimizi. Yani koy, sıcak getireyim, yaptım. Koy bak sizin oraya alırsın. Ha pardon ya, pardon. Tamam. Bir tane etap var, bir tane etap çekilip arkasına yarışmam. Benim ekstra zor oldu bana. Hiç böyle akşam yemeği masasından kalkıp göl kenarında yürüyemiştim. Evet çok güzeldi göl kenarında. Kapat zatiri yapalım şimdi. Göl kenarı çok güzeldi olduk bu. En önce yorumu ben yapayım. Evet. Yapalım. Şimdi sakin sakin yorumları yapalım detaylı. Derya Hanım'a odaklanın. Bir peçete alabilir miyim abla? Derya Hanım, saçma bir şey için ağlıyorsunuz. Yemekleriniz olmadı ya, hırsını böyle çıkarmayın. Derya Hanım, sizin duygu değişimlerinize hiç anlam veremiyorum. Gereksiz yerde gereksiz bir ağlama oldu. Kusura bakmayın. Evet, Faiza abadan başlayalım. Ablacığım yap Derya Hanım'ın ana yemeğine yorumunu. Deryacığım, ama yemeğini çok beğendim. Gördüğün gibi yarısını da yedim. Afiyet olsun. Salatanı da çok beğendim. Evet, sosunu... Benim salatalar içinde en çok sevdiğim salata bu zaten. Ölmedi değil mi? Ölmemiş. Salatalar içinde en sevdiği salata benim salatamla aynı yalnız. Ey, ölmemiş. Ya, ama seninki ölmüştü. Ama o gün dedi ki ben bu salatanın neyini yiyeyim dedi. Kendi kendine. Ama şöyleydi. Onu gölde yaptılar bilmiyorum. Gölde herhalde öyle eğildi mi buradan. Ama böyle. Ama Derya kurban. Naci. Ama aynı Feyza. Ya benim beynim hep dilim farklı söylüyor. Feyza Nur Hanım, senin salatan onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Onu ben çok iyi biliyorum. Beyninizle dilinizle farklı söylediğinizi ben çok iyi biliyorum. Zaten size... Tıpesta, evet. Neyse. Pilavını beğenemedim. Pilavını ben yağsız yavan buldum. Ama salatanı çok beğendim. Yemeğini de ama lezzet olarak çok bak, beğendim. Pirinçleri yağ parlıyor. Ben pilavını yavan buldum. Ve tane tane olmuş. Bak parlıyor. Tane tane olmuş ama ben yavan buldum. Yağsı... Tavuk ben suyu da var bunda. Tavuk suyu da koydum orijinal. Doğrudur ama ben hani beğenemedim. Mesela dün onun pilavını çok beğendim, yedim. Beğenseydim emin ol bu pilavı ama da yerdim. Ama tavuk suyunun tadı geliyor, tane beğenmedim tane olmuş. Yani. Afiyet olsun, ana yemeği beğenmiş. Beğendim, salatanı beğendim. Etin çok da güzel pişmiş. Afiyet lezzet olsun. Olarak da çok güzel olmuş. Afiyet eline olsun sağ olun. Naciye Hanımcığım. Evet Kadir Bey, ben yani içindeki şeyler çok çok büyüyor. Aşırı derecede kırmızı biberler şey geldi yani. Kapya. Rahatsız etti beni. Neden bilmiyorum Kadir Ama Bey. Ama onları ayrı yerde ben evet. Pişirdim, soteledim. İçine direkt atmadım. Sonra bunu eti farklı şu pişirdim. Şu patatesi sevmiyorum bunun içinde Kadir Bey. Ama kokusunu bunun orijinali bu. İçine. Ama patatesleri evet, de kızarttım. Orijinali bu da koymasanız da olurdu patatesleri yani. Patatesleri de kızarttım koymuyorum ama. Mesela kapamanın olmazdı. İçine. Olmazsa olmazdı. Patates... Ben yapmıyorum yani. Sırf bunun kokusunu almak için yapmıyorum bu şeyin içine. Yani kapamanın içine yapmıyorum bunu. Naciye Hanım'ın yaptığı yorumları gerçekten anlamıyorum. O kadar çelişkili yorumlar yapıyorsunuz ki. Yani kararsız kalıyorum. Bana bilgisiz diyorsunuz ya. Görüyorsunuz ne haldeler. Ay Naciye Hanım. Ne yediğinden anlıyorsun. Ne pişmiş mi biliyorsun. Yemek bilgin yok deyince de bana kızıyorsun. Evet. Peki kapamanın eti pişmiş mi? Lezzeti iyi mi? Tam bir kapama eti, tadı var mı? Eti güzel, lezzetini de beğendim Kadir Bey. Sadece şu kırmızı biberle rahatsız etti ama beni. Ama olmazsa olmaz. Dışarıda kavurdum. Şey o Naciye Hanım tercih kendisi sevmedi. Yani, pilav ve salata için duyuyorum. Pilav da yarısını yedim. Biraz sanki bir tık daha mı pişmesi lazım da acaba diye bilemedim düşündüm. Bilemedim ki valla tavuk tadı falan geliyor. Acaba dedim acaba beklediğinden mi kuruldu ama sanki bir tık daha pişmesi lazım. Ama acaba salatasının sosunu falan beğendim. Salatası güzel, ölmemişti. Salatası afiyet olsun Naciye Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.